Arkadaşlar 5. üniteye geçmiş bulunuyoruz. Bu ünitemiz ışığın madde ile etkileşimi. Bunda 3 konu başlığı altında inceleyeceğiz. Birinci başlık ışığın sorulması, ikinci başlık aynalar, üçüncü başlık ise ışığın kırılması ve mercekler. Hepinize iyi dersler. Şimdi bugün Işığın sorulması kısmından ışığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından sorulabileceğini işleyeceğiz arkadaşlar. Belki duruma göre beyaz ışığın tüm renklerin birleşiminde oluştuğuna da bakabiliriz. Vaktimiz kalırsa. Işığın sorulması sonucu başka enerji türlerine dönüşebileceğini, renk oluşumunda ışığın sorulmasının etkili olacağını ne yapacağız? Öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ışık maddeler tarafından sorulabilen yani emilebilen bir enerjidir. Işığın sorulma özelliğinden yararlanarak çeşitli enerji dönüşümleri, özellikle arkadaşlar ısı enerjisi, elektrik enerjisi ve hareket enerjisi gibi olayların gerçekleştiğini, beyaz ışığın içinde aslında tüm renklerin bulunduğunu, renk oluşumunda maddenin ışığı sorulmasında etkili olduğunu ne yapacağız? Öğreneceğiz. Özellikle arkadaşlar şu son 10 yıldır, son 5 yıldır güneş panelleri günlük hayatımızda daha çok karşımıza çıkmakta. Çoğu evin çatısında, tarla ve bahçelerde, otobüs duraklarının aydınlatılmasında, park ve bahçelerde, birçok yerde güneş enerjisini görüyoruz. Temel felsefe şu: artık elektrik üretmek için fosil yakıt tüketiminin azaltımına geçilmesi isteniyor. Çünkü fosil yakıt tüketimiyle doğa zarar görüyor. Ama çok temiz bir enerji olan güneş enerjisiyle elektrik üretmek hem ucuz hem de doğaya hiçbir zararı yok. Peki bu güneş enerjisiyle elektrik üretmenin temelinde ne var? Arkadaşlar, biliyorsunuz ki çocukluktan beri hep bize şu öğretildi: kışın koyu renkli elbiseler, yazın ise açık renkli elbiseler tercih etmeliyiz. Çünkü arkadaşlar, yazın güneş ışınlarının etkisi fazla olduğu için koyu renkli elbise giyersek, koyu renkli elbise güneşi daha çok çekeceği için, daha çok soğuracağı için hem sıcaktan bunalmış hem de koyu renkli elbisemizin solmuş olduğunu görürüz. Ancak kışın koyu renkli giyersek, kışın neye ihtiyacımız var? Isıya ihtiyacımız var. Güneş ışınları da eğik geldiği için çok bir ısı gücü yok yaz kadar. Bu yüzden kışın koyu renkli giyerek ne yapıyoruz? Daha sıcak kalmayı sağlıyoruz. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar, bu olayın temelinde ışığın sorulması var. Şimdi baktığımızda güneş panellerinin içi de koyu renkli, siyah renkli. Çünkü güneş panelleri de isterseniz sıcak su üretiminde olsun, İsterseniz elektrik üretiminde olsun, ışık enerjisini soğurarak ne yapmak istiyor? Enerjiyi, ışık enerjisini başka bir enerjiye dönüştürmek istiyor. Soğurma deyince arkadaşlar, ışığın tutulması, ışığın yutulması, ışığın emilmesi, ışığın absorbe edilmesi anlamında gelebilir. Yani ışığın tutulması demek de ışığın soğurulması demek, ışığın yutulması, emilmesi, absorbe edilmesi demek aynı anlama çıkıyor. Işık aynı ortamda yayılırken madde ile etkileşimi sonucunda cismin özelliğine bağlı olarak cisimden yansıyabileceği gibi cisim üzerinde kırılmaya uğrayarak yoluna da devam da edebilir. Işık cisim ile etkileştiğinde ister cisim üstünden yansısın, İsterse cisim üstünden kırılarak yoluna devam etsin, mutlaka bir kısmı cisim tarafından tutulmaya uğrar, absorbe edilmeye uğrar, soğurulmaya uğrar, emilmeye uğrar. Hepsi aynı anlama geliyor. Işık ışınlarının madde ile etkileştiği bu taraftan tutulmasına ışığın soğurulması denirmiş arkadaşlar. Işık bir enerji. Bundan dolayı ışık ile etkileşen maddeler, maddenin üzerine düşen ışığı soğurma miktarına bağlı olarak sahip olduğu enerjide meydana, daha doğrusu sahip olduğu enerjide değişim meydana gelecek. Artma olacak.
maddenin ışığı sorma miktarı bazı faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Örnek verecek olursak en basit bilindik faktör açık renkli maddeler koyu renkli maddelere göre ışığı daha az soğururlar. Koyu çok soğurur, açık az soğurur arkadaşlar. Bu örnekte göreceğimiz gibi Faruk ışığın maddeler üzerinde etkileşimiyle ilgili bir hipotez ortaya koyarak bu hipotezin ispatlamak amacıyla aşağıdaki aşamaları verilen deneyi yapıp elde ettiği verileri çizelge halinde kaydediyormuş. Hadi bakalım Faruk. Güneş ışığı doğrudan alan maddeler sıcaklıkları gölgede bulunanlara göre daha artar. Bunun doğruluğunu ispat edeceğiz. Biz bunun doğru olduğunu biliyoruz ama yapacağımız deneyi de bunun doğruluğunu ispat edeceğiz. İlk önce iki özdeş kaba aynı sıcaklıkta ve eşit miktarda çeşme suyu dolduruyor. Daha sonra her iki kaba da özdeş termometreler yerleştiriyor. Kapların birini doğrudan güneş ışığı alan bir ortama, diğerini ise doğrudan güneş ışığı almayan gölgelik bir ortama bırakıyor. Suların ilk sıcaklıklarını ve belirlediği süre sonundaki sıcaklık değerlerini çizelgeye kaydediyor. Güneş ışığı alan ortamdaki sıcaklık değeri 15 derece değişmişken gölgedeki sıcaklık değeri 5 derece değişmiş arkadaşlar. Faruk'un bu sıcaklık değişiminde rüzgarın ve etkisinin ve nemin etkisinin olmadığını parantez içindeki bilgiden anlıyoruz. Maddelerin sıcaklıkla artışa ne olan nedir? Güneşin ışığının emilmesi yani soğurulması. Maddenin sıcaklık değişimi farklı olmasının sebebi güneşteki maddenin daha doğrusu direkt güneş ışığı alan bir maddenin gölgedeki bir maddeye göre güneş ışığını daha çok soğurması. Her iki kapta da aynı ortama bırakılmış olsa sıcaklık değişimi nasıl olması beklerdi? Siz arkadaşlar eşit seviyede değişmesini beklerdiniz. Bu da zaten belli. Hangi bankta oturalım demiş. Şimdi bir yaz günü. Arkadaşlar yaz günü siz sıcak istemezsiniz, serinlik istersiniz. O zaman seçeceğiniz bankın soğuk olması lazım. Koyu renk mi daha çok soğuk olur yoksa açık renk mi? Açık renk olur. Bu basit bir örnekti. Geçiyorum. Soğurulan ışık cisimlerin sıcaklığının yükselmesine yol açarken genleşme ve renklerin solması gibi başka durumlarda da yol açabilmektedir. Bir süre ışık alan bazı besinlerin tadı, ilaçların yapısı bozulabilmektedir. Mesela ilaç şişelerinin etiketlerinde direkt ışığa maruz bırakmayın yazabilir. Fark ettiyseniz. Bitkilerde gerçekleşen fotosentez olayı yapraklar tarafından soğurulan ışık etkisiyle gerçekleşir. Tamam. Radyometre dediğimiz alet arkadaşlar havası alınmış cam bir kap içerisinde duran bir yüzü siyah, bir yüzü beyaz olan renkli yaprakları böyle kanatçıklara sahip bir araç. Işık ışınları bu yapraklara çarptığında arkadaşlar bu yaprakların ısınmasıyla ve genleşmesiyle arkadaşlar bir hareket enerjisi oluşuyor ve ışık enerjisini biz direkt olarak bakın hareket enerjisine dönüştürmüş oluyoruz. Normalde ışık enerjisini biz ilk önce elektriğe sonra harekete dönüştürürüz birçok araçta ama radyometrede direkt olarak neye dönüştürmüş oluyoruz? Hareket enerjisine dönüştürmüş oluyoruz. İşte radyometremiz de bu. Çok güzel bir alet. Şimdi bakalım bu etkinliğe. Bakalım şu ışığın soğurulması sonucunda maddenin sıcaklığının artmasından faydalanılarak enerji ihtiyaç duyulan başka alanlarda da güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Örneğin konutların ısıtılması, seracılık, sıcak su elde etme, deniz suyundan tatlı su elde edilmesi, güneş ocaklarında yemek pişirme, hesap makineleri, güneş pilleri gibi yerlerde güneş enerjisinden ne yapılıyor arkadaşlar? Yararlanılıyor. Artık çağımızın enerjisi kaynağı. Arkadaşlar bu tarz sorular hep karşınıza çıkacak. Şimdi radyometre ışıkla çalışan bir cihaz. Işık çok olursa dönme hızı da fazla olur. Bakalım o zaman 1'de mi hızlı döner yoksa 2'de mi hızlı döner yoksa 3'te mi? Şimdi burada birer el feneri var. Burada iki el feneri var. O zaman
Cevabımız 2 de hızlı döner. Peki şu ikisini karşılaştırdığımızda yakın bir ışık kaynağı mı daha çok döndürür yoksa uzak bir ışık kaynağı mı? Tabii ki yakın, o zaman 2 ardından 1, sonrasında ise 3 olacak. Arkadaşlar, buradan da gelecek derse hazırlık olması anlamında küçük bir giriş yapalım. Sonra da dersimizi sonlandıralım. Bizim normalde beyaz ışık diye tabir ettiğimiz gözümüzün güneşten çıktığındaki gördüğü ışık ya da ki evdeki bir floresan lambadan ya da evdeki bir akkor yani ampulden çıkan ışığa biz beyaz ışık deriz. Aslında beyaz ışık anlamında tek bir renk değil, tüm ışık renklerinin birleşmesiyle oluşan bir ışıktır. Bunu anlayabilmek için en güzel şey CD'lerin arkasına ışık tutarak bakmaktır. CD'nin arkasına ışık tutarak baktığımızda ya da bir sabun köpüğüne baktığımızda arkadaşlar aslında beyaz ışığın yani oradan gözümüze yansıyan beyaz ışığın içinde diğer tüm renklerin olduğunu görebilirsiniz. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Bunu aklınızda tutmak için de şöyle küçük bir kodlama yapabilirsiniz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Ku, tu, su, ya, ma, lım. Ku, tu, su, ya, ma, lım. Akıllı defteriniz laciverti almamış ancak Milli Eğitim kitabınızda lacivert de var. Kutusu yamalım kelimesindeki sesli harfleri çıkardığınızda arkadaşlar beyaz ışığın oluşturduğu, daha doğrusu beyaz ışığın içinde olan diğer renklerin baş harflerini görmüş oluyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, şimdi bugünlük bu kadar. Asıl bunlarla ilgili soru çözümünü gelecek ders yapalım. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.